Diyoruz ki gözlük kullanmayın. Hafif de olsa, ağır da olsa bir 4 ile 6 ay kadar. Yani yasakladığımız tek şey onların gözlük kullanmamaları. Etkili diyorsunuz. Çünkü yani gözlük özellikle yanlardan bastırdığı için buralarda iz yapabilir. Hatta ameliyat olmasanız bile pek çok mesela tabii sürekli uzun gözlük süre kullanımda iz yapıyor. Evet, iz yapıyor. O nedenle 4 ile 6 ay kadar gözlük kullanmamaları onlardan özellikle istediğimiz konulardan bir tanesi. Bunun dışında hastamıza işte bir takım spreyler, bir takım tuzlu spreyleri gibi, okyanus suyu, deniz suyu spreyleri gibi bir takım ilaçlar öneriyoruz. Masaj öneriyoruz. Bütün bunu yaptıktan sonra hasta normal şekilde hayatına zaten devam ediyor. Bu da zaman zaman uyguladığı hem burnunun daha rahat nefes almasını sağlamak, hem ödemlerini azaltmak, hem içini temizlemek amaçlı olarak kullandıkları şeyler. Tabii ki burnun şekillenmesi, oturması, artık değişmeyecek dediğimiz konuma gelmesi zaman alan bir süreç. Bu aslında kişinin sosyal yaşamını engellemiyor, işini gücünü engellemiyor. Fakat biz mikroskobik olarak bile olsa bir iyileşme döneminin devam ettiğini biliyoruz. Ben bunu hep şöyle izah ederim. Mesela bir yeriniz kesildi, bir hafta sonra iyileşti, tamam. Ama aslında oradaki iyileşme devam ediyor. Bu bir yıllık bir süreçtir. Yani mikroskobik düzeyde, hücresel düzeyde bir iyileşme söz konusudur. Bu iyileşme dönemini beklemek gerekiyor. İşte önce kızarıktır, sonra kızarıklık yavaş yavaş deri rengine döner gibi. Yani bahsettiğim şey o. Burun için de aynı şey geçerli. Yani bir yıllık bir süreci var. Bu süreç içerisinde burun oturacaktır, şekillenecektir ve olması gereken konuma gelecektir. Bu dönemde hastaların sabırlı olması bizim en büyük istirhamımız onlardan. Peki sonrasında rutin kontrolleri devam ediyor mu, yoksa normal hayatına devam ediyor mu kişi? Hastalarımız normal rutin yaşamlarına devam ediyorlar. Ama biz mutlaka onları kontrole çağırıyoruz. Hı hı. İşte ne zaman? Birinci hafta geldi, alçısını aldık. Birinci ay kontrole geliyor, altıncı ay kontrole geliyor. Birinci yıl, ikinci yıl, beşinci yıl. Ki her geldiği dönemde bu hastanın resimlerini çekiyoruz. Öncesiyle sonrası arasında kıyaslamalarını yapıyoruz. Ve gerçekten hastanızın memnuniyetini sorguluyoruz. Hı hı. Ve başarılı bir sonuçsa bundan dolayı hastamız zaten tek başına gelmiyor. Mutlaka değil yakınlarını, mi? Çevresini, arkadaşlarını beraber getirtiyor. Veyahut diyor ki ben yaptırdım, işte bakın siz de gidin Fatih Bey'e yaptırtın gibi söylemlerle tavsiyelerde çok sık tavsiyelerle karşılaşıyoruz. Çünkü bizim hastalara ulaşmamız tamamen memnun olan hastalarımızın bize tavsiyesiyle en etkin olan yöntem tamamıyla odur. Kesinlikle. Bir de şimdi izleyicilerimizden yine gelen sorulardan yönelteceğim size. Şimdi cerrahi müdahaleden korkan birkaç izleyicimiz demişler ki başka herhangi bir yöntem var mı? Şimdi şöyle alternatif olabilecek. Alternatif olacak yöntem, şimdi bir sürü tabii yayınlarda, bir sürü işte gazetede, dergide ve televizyon programlarında buruna yönelik olarak işte ameliyatsız çözümler, işte iplerle kaldırmalar, botoks yapmalar, işte dolgu yapmalar gibi şeyler var. İple kaldırma ilk sizden duydum. Botoksla bir takım şeyler duymuştum ama iple kaldırma. İple kaldırma denilen, daha doğrusu böyle balık oltası diye bizim tabir ettiğimiz bir takım iplerle onu işte ameliyatsız bir şekilde kaldırmak diye tabir ediliyor ki ben bu tip yöntemleri çok da gerçekçi ve çok da kalıcı olarak değerlendirmiyorum. Hı hı. Gerek botoks uygulasanız da bu kişi için 3 ay 4 aydır etkisi. Dolgu yaparsanız bu 1 yıldır etkisi mesela. Fakat bunlar ufak tefek problemleri çözmek içindir. Ama siz kemerli, düşük, kalın, işte bunun diyelim ki üst kısmı geniş olan veya kanatları geniş olan bir hastanın ameliyatsız bir çözümü söz konusu değil. Yani estetik bir rinoplasti, estetik bir burun ameliyatının alternatifi olan basit çözümler yok. Basit çözümler basit problemleri halletmek içindir. O yüzden hasta geldiğinde ben mesela zaten hastayı görünce diyorum ki sizin burun ameliyatı olmaya ihtiyacınız yok. Bu bitmiştir. Yani zaten doğal, zaten güzel. Diyelim ki siz gelseniz bana deseniz ki ben burnumu yaptırmak istiyorum. Direkt diyeceğim şey, aa ne kadar güzel burnunuz var. Ben direkt sizin kaşınızı, gözünüzü görüyorum, dudaklarınızı ve dişinizi görüyorum. O yüzden burun ameliyatı yapmaya gerek yok diyeceğimdir. Yani bu kesinlikle böyledir yani. Ancak gerçekten ameliyat olması gereken bir hasta ise o kişiye de ne diyoruz? Sizin burnunuz yapılmaya ihtiyacı var. Siz de bunu istiyor iseniz bakın şu manevraları yapacağız. İşte diyelim ki burası geniş ise burayı daraltacağız. Üste kemeri varsa orayı alacağız. Ucu genişse onu daraltacağız. Kanatlarında problem varsa onu daraltacağız. Nefes alma problemi varsa onu düzelteceğiz. Eğrilik varsa bunu düzelteceğiz tarzında. Yani kişinin ihtiyacı ne ise ve bu eğer ameliyatlı bir çözümle mümkün ise biz bu takdirde mutlaka bu hastaya ameliyat olmasını tavsiye ederiz. Veya hasta zaten bu şekilde bir beklentiyle geliyordur bize.
Şimdi güzel taraflarından konuştuk, olumlu sonuçlardan konuştuk. Yine de izleyicilerimizi bilgilendirmek adına soruyorum. Karşılaşabilecek en olumsuz tablo nedir burun ameliyatında? Şimdi ortaya çıkabilecek. Buradaki karşılaşabilecek en olumsuz tablo hastanın mutsuz olmasıdır. Mutsuz olması değil mi? Evet, mutsuz olmasıdır ki yani burada burnun şöyle olduğu böyle olduğu değil. Yani hasta beğenmedi mi artık o ameliyatı ne yaparsanız yapın artık başarısız. Yani mutsuz çünkü hasta. Değil mi? Bizim çünkü başarı kriterimiz dediğim gibi hastanın mutlu olması. Ki burada şöyle bir şey söylemek lazım. Demek ki ilk görüşme esnasında hasta ile hekim arasında o bahsettiğim örtüşme yani iletişimle ilgili yani hastanın istekleriyle hekim yapabilecekleri birbiriyle uyuşmamıştır ki bundan ötürü bir takım problemler vardır. Yani hastanın burnu problemli olabilir. Gerçekten ameliyat olması da gerekiyor olabilir. Fakat hasta buna hazır değildir. Veya istediği şey hayalinde kurduğu bir burundur belki. Böyle bir hastaya ameliyat etmemeniz gerekiyor. Ettiğiniz takdirde bu hastayla problem yaşayacaksınız demektir. Yani sonucunuzun başarılı olması da burada bir faktör değil. Yani belki 10 tane hekime gitse hepsi evet güzel olmuş, evet iyi olmuş, evet olabileceğin en iyisi. Tolerans olarak yani bu burun bu şekilde tolere edilebilir denilebilecek başarılı bir sonucu hasta beğenmiyor olabilir. İşte bu takdirde problem vardır ki en sık karşılaştığımız, en olumsuz dediğimiz şey bu. Burada önemli olan şey hastaya ne yapacağınızı veya ameliyattan sonra karşılaştığınız tabloyu. Çünkü ameliyattan önce söyledikleriniz de belki geçerli değil. Çünkü her şey ameliyatta ortaya çıkıyor aslında. O yüzden burada hastaların en çok dikkat etmeleri gereken şey hekim tercihi. Ben bunu hep şöyle söylüyorum. Mesela hasta telefon açıyor. Diyor ki ben bunu ameliyat olmak istiyorum. Kaç lira yapıyorsunuz? Değil mi? Öncelik maliyete veriliyor. Evet. Yazık ki. Doğru. Bu son derece yanlış bir yaklaşım. Çünkü diyorum ki domates almıyorsunuz yani. Doğru. Hayatınızla ilgili, yüzünüzle ilgili ve saklayamayacağınız bir yer. Hani meme yaparız, karın yaparız, liposakşın olur. Sonuçta çamaşırınızın içinde bunu tek siz bilirsiniz. Olur mu yine vücudunuzla ilgili bir şey yani? Ama hani burunda hiç kaçarı yok. Burunda hiç kaçarı yok çünkü yüzün ortasında saklayamazsınız, gizleyemezsiniz. Doğru. Bu nedenle bu işe kaç liraya yapıyorsunuz? Evet siz pahalı yapıyorsunuz, bir başkası daha ucuza yapıyor gidip ona yaptırtayım gibi bir talep olamaz. Burada gerçekten hayatınızla ilgili ve yüzünüzle ilgili çok ciddi bir karar alıyorsunuz. Bunun üzerinde gerçekten düşünmek gerekir ve bu işi iyi yapabileceğine inandığınız ehil bir plastik cerraha bu işi yaptırmalısınız. Çünkü bu işteki en önemli kural bu. Ve bunu yaptığınız takdirde hekim de ameliyata esnasında gerçekten o hasta için özeniyor ise ki ben her hastama ameliyata esnasında ne yapıyorum? Orada yatan o değil benim. Çünkü benim imzamla bir empatiyle evet. Yani benim için bir ameliyat diye düşünmüyorum. Onun için bir hayat. Doğru, çok bütün doğru. Çok güzel bir yaklaşım. Yaşamı boyunca, hayatı boyunca o burunla. Ki o burunu gören herkes, kim yaptı? Fatih Bey yaptı. Bu çok önemli bir şey. Evet ve de yani hani mesleki açıdan da sizin için inanılmaz bir reklam. Evet. Az önceki hikayeye dönüyoruz yine. Evet. Gerçekten hepimiz, belki siz de dahil olmak üzere, kendinize bir şey yaptıracaksınız, bu diş hekimi olur ya da işte başka bir rahatsızlığınızla ilgili bir doktor olur. Tamamen tavsiyelerle veya bir tanıdıklardaki durumla ilgili evet. gidiyoruz. Hepimiz böyle yapıyoruz yani. O yüzden de çok önemli bu durum. O yüzden son derece özenmek gerekiyor ve hastanın...